Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu video yaşanmış gerçek bir olaydır ve videoda herhangi bir kurgu bulunmamaktadır. Bugün sizlere tüm gerçeklerle birlikte dağda nasıl kaldık, her şeyi anlatan o video, dağda kalmadan 2 saat öncemiz ve dağda yaşadıklarımız. Arkadaşlar, şimdi öyle bir yere geldik ki, biliyorsunuz ben yeni evime geçeceğim ve yeni evime geçeceğim için şu anda böyle hani yollardayız arkadaşlar. Böyle gidiyoruz, araba maraba böyle felç perişan olmuş durumda. Şu an bir yere geldim, kamerayı çevirdim gibi göreceksiniz. Ege gel, bunu beraber gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın kamerayı 3, 2, 1, diri dön. No be, şuraya bakın arkadaşlar. Gerçekten efsane. Yaşayan var mıdır acaba? Dışarıda yoktur yani. Kanka bu ne böyle? Arkadaşlar şuraya bakın, annelerimiz babalarımız buraya nasıl geliyor? Gel geniş açıyla çekeceğim. Baksana çok tatlı çıkıyor. Şurada oha cam açık. No way. No way. Sizin burada birileri yaşıyor bence. Bence yaşıyor Ege birileri burada. Bu ne güzel lan. Fotoğraf mı çekeyim? En güzel açıyı yakalarsın. Kanka geniş açıyla alıyorum, hazırlan. Ben bir de portre alacağım birazdan. Ama burayı büyük ihtimalle şey kullanıyorlar. Yani efsane, efsane. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten şu tüm mekan efsane. Yani mekan gerçekten çok güzel. Burada acil fotoğraf çekilmeliyiz. Oğlum burası efsane arkadaşlar, şöyle çek. Ne yapıyorsunuz gençler? Bence bunlar bize saldıracak. Bana öyle bakma, anlayacaklar. Yola çıktığımızda her şey çok güzeldi. Gayet eğleniyorduk. Yani bunun sebebi ise genelde böyle kıyı şehirlerde bulunduğumuz için, yani deniz olan şehirlerde bulunduğumuz için bu tarz yerler bize garip ve güzel geliyordu. Ama birkaç saat sonra başımıza geleceklerden habersizdik. Arkadaşlar burada neler oluyor, böyle annelerimiz obaları neler taşıyor arkadaşlar. No way. Kanlar YouTube'a atmalı videoyu. Egeler flüde flütler paraya. Arkadaşlar şuraya bakın. Oğlum o ne? O ne oğlum? No way. Gerçekten kafayı yiyorum artık. Kanka biz neredeyiz? No way. Çabuk çabuk çabuk. Oraya bir in ki beni bir gaza getir arkadaşım. Arkadaşlar nereye geldik? Anneniz babanız bunları nasıl yapıyor Ege? Nasıl yapıyor Ege? Nasıl oğlum? Ne var orada? Arı var kanka. Arılar var. Oraya o kadar gitmeyelim. Arı kovanı var. Ama arının burada ne işi var? Çiçek mi var burada? Şurada mezarlıklar var arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şuna bakın. Nasıl oğlum yaklaş? Anadolu'dayız. Orta Anadolu mu? Neresi burası? Anadolu işte. Evet biz de bilmiyoruz. Bir yerdeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle efsane. No way! Kanka! Kimse var mı? Oğlum çok iyi. Ne oluyor oğlum? No way! No way! Nasıl oldu oğlum bu? Ege olamaz. Arkadaşlar Ege gitti. Kalk Ege. Kalk kardeşim benim. Arkadaşlar sanırım... Ah gözünden vurulmuş, gördün. Aramızda espriler yapıyorduk, eğleniyorduk, şakalaşıyorduk. Ya bunun sebebi ise aşırı mutluyduk. Yol güzeldi. Sanki dünyada tek biz kalmıştık ve... Hiç kimse yoktu. Başka hiç kimse yoktu. Arkadaşlar buraları Selçuk döneminden kalma mağara dilleri diye geçiyormuş. Kale dilleri, mağara dilleri o tarz geçiyormuş arkadaşlar. Kale dilleri olarak. Ve şu anda Mersin taraflarındayız. Yani Mersin'in il sınırlarına girmek üzereyiz. Arkadaşlar bunlar buralardı böyle. Gerçekten çok fazla, şuraya baksanız arkadaşlar, gizli kalan yani ve hala da keşfedilmeyen Türkiye'de çok fazla yer var. Yani çok güzel bir yerde yaşıyoruz arkadaşlar. Bu da en büyük kanıtı. Şunlara bakın arkadaşlar. Gerçekten hani efsane yani. Şuraya bakın. Görüyorsunuz. Abi görüyorsunuz bak. Kaya kaya. Görüyorsunuz. Hop uçuş. Yolda garip gördüğümüz yerlerde duruyorduk. Fotoğraflar çekiniyorduk. Ve eğlenmemize devam ediyorduk. Her şey normaldi. Arkadaşlar şu an öyle bir yerdeyiz ki şuranın güzelliğine bakın kardeşim, ya. Galiba öldük diye. Bu ne abi ya? Ağaca bakın arkadaşlar. Sadece koca dağda. Bakın koca dağda. Şuraya bakın arkadaşlar. Oğlum bu ne? Aşırı iyi. Oğlum aşırı güzel bir manzara var. Kanka bu ne? Kanka. Arkadaşlar şuraya bakın. Oha çok iyi lan. Şimdi diyeceksiniz yolda kimse yok. Yollar bomboş. Hani neden devam ediyorsunuz? Ya manzara bizi büyülemişti. O kadar güzel bir manzara vardı ki hani Allah'ın yarattıklarını gördükçe daha bir mutlu oluyorduk. Şu anda buraya geldik ya arkadaşlar. Sadece ağaçta kar var ve burası oha Ege çıktıkça donuyoruz. Fark ettin değil mi? Şu an aşırı soğuk arkadaşlar. Burası şu an eksi yani. Vallahi eksi burası şu anda. Bakın arkadaşlar bak, anlayacaksınız neden eksi dediğimi. Kar dökülüyor ağaçta. Kar var oğlum ağaçta. Ağaç donmuş. İliklerine kadar donmuş. Yolda çok garip bir şey gördük. Bir ağaç vardı. Kocaman bir ağaç. Yani o kadar büyük de değil ama ağaç donmuştu. Yapraklarına varana kadar her yeri donmuştu. Tabii bunu ihmal etmedik ve hemen fotoğraflar, videolar falan çektik.
Allah rızası için ne olur ya, bir şey diyeyim mi? Yalvarıyorum. Allah'ın adını andım. Şuraya bak, şuraya bak. Şuraya bak. Kar kırma makinesi Vol 1. Gururla sınar arkadaşlar. No way. İşte yol olmayan yerden gidin ve iz bırakın. Sözü budur arkadaşlar. Yol olmayan yerden gidip iz bırakıyoruz. Hadi bakayım. Önümüz bayağı karlı bu arada. Oğlum efsane maceralar. Oğlum buraya fule. Eski vloglar geriye dön. Herkes bir like atsın. Kanala abone olsun. Oha. Evet. Şimdi arkadaşlar. Geldik Zurna'nın zart dediği yere. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dodge farkıyla yine. Neden Amerikan diyorsunuz? Bundan dolayı. No way. No way. No way. Wow, 40 kilometreye geçtik. No way. Sakin ol, sakin ol. Yolcu sistemi şey yapıyor zaten. Kilitliyor yani, değil mi? Evet. Aslında bir insanı bitiren en büyük şeylerden biri de kibirdir. Arabaya güveniyorduk çünkü dağda başımıza ne gelebilir ki? 4x4 bir aracımız var. Dağdayız, toprak yol. Neyle karşılaşabiliriz ki? Mersin'e 70-80 kilometremiz kalmış ve 70-80 kilometre de bizim için çok az bir mesafe. Yani arabayla kat etmeye çalıştığınızda yaklaşık olarak en fazla 1 saatlik bir mesafe. Bu 1 saat içinde başımıza ne gelebilir, ne gelemez düşünemedik. İleride bir otoyola, bir anayola bağlanacağını düşünüyorduk yolun. Ama hiç umduğumuz gibi olmadı. Mart ayındaydık ve Akdeniz'deydik. Yani Akdeniz bölgesindeydik. Hani ileride daha ne kadar kar olabilirdi ki gittiğimizde Mersin diye. Arkadaşlar şimdi burada kaldık. Bayağı ceket meket koyduk buraya. İşte böyle şeyler yapmaya çalıştık ama maalesef yemedi arkadaşlar. Sanırım Akstar'da zarar gördü diye düşünüyorum. Araba büyük ihtimal gitmeyecek. Araba burada bildiğiniz kilitlendi şu. Bakın bu şekilde tampon mampon. Artık bu arabanın ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz ve tekerleğin ne kadar gömüldüğüne bakın. Gerçekten çok fazla gömüldü. Böyle biraz koşacağız. Ege koş. Koşmamız lazım, hadi arabayı soğutma. Beyzbol sopasını alıyorum abi. Hadi gidelim. Şeyler abi hadi. Kilitlensene be. Gerçekten bir film gibiydi. Yani o kara saplandığımız an her şey film gibiydi. Telefonlar çekmiyor, dağda tek başımayız, hiçbir araba geçmiyor. Araba kara saplanmış. Arabayı kazarak çıkarmaya çalıştık ama ellerimiz donmuştu. Ve kar kazmaya çalıştıkça buz haline geliyordu. Ve buzda kazınmıyordu. Yani artık kar olmuyordu. Arabayı kazarak bir yere varamayacağımızı anladık. Biz de bunun yerine çekmeyen telefonlara az daha tepelere falan çıkıp sinyal aramaya çalıştık. Şu anda akciğerlerimdeki soğuk havayı hissedebiliyorum. Arabadan bayağı uzaklaştık şurada. Bayağı uzakta görüyorsunuz. Arabayı kilitledik. Çalışır vaziyette. Yedek anahtarı burada. Öyle bıraktık. Şu anda kurtulabileceğiz mi kurtulamayacağız mı belli değil. Neyse ki arabada konservelerimiz. İşte ben üzerime kazak giydim soğuktan korunayım diye. Konservelerimiz, aburcularımız falan var. En kötü bu geceyi idare ederiz. Benzinimiz de biraz yarı depodan biraz az. Yani %40 civarında. Yani benzin rönanti de büyük ihtimalle bayağı bir süre yetebilir. Ama şu anda hayatta kalmak gerçekten burada çok zor. Çünkü büyük ihtimal tahminimce geceleri buraya vahşi kurt da inebilir. Arabada köpek var. Bir de var biliyorsunuz. Liza'nın kokusunu alırsa, bizim kokumuzu bile alsa bizim için hiçbir iyi bir şey olmaz. Şimdi telefon çeken bir yer arıyoruz. Şarjım da çok az. Bakalım neler olacak. Yol böyle. Şimdi oradan videoyu izlediğinizde manzara size böyle huzur veriyor. Böyle efsane bir manzara. Ve şunu düşünüyorsunuz. Ya ben orada kalmazdım. O arabayı çeker çıkartırdım. Araba geri gelirdi. Ama hiç düşündüğünüz gibi olmuyor. Araba oraya saplandı ve araba geri gelmiyordu. Ellerimizle asla ve asla kazamıyorduk ve ellerimiz donuyordu. İleriye doğru bayağı uzun bir süre yürüdük ve telefonlara sinyal aradık. Şu anda telefonlar çekmiyor. Bayağı bir ileri gittik. Araba falan hiçbir yerden görünmüyor. Aşırı fazla ileri gittik ama telefon çeken adam akıllı bir yer bulamadık. Yani hiç kimse hiçbir şey yapamıyorduk. Daha fazla ileri gidersek güneş batacak. Yani güneş battığında da karanlıkta kalacağız çünkü telefonlarımızın yeteri kadar şarjı yok. Şu anda en mantıklı hareket arabaya dönüp yarını beklemek olacak ve ailelerimiz bizden haber alamıyor. Çünkü telefonlarımız çıkmıyor. Haber alsa en azından çekiciyle gelir. Arabayı çeken eve traktörle. İnşallah bir traktör buraya gelecek ki hiç sanmıyorum. Ya da yarın sabah güneş çok fazla güçlü olacak diye biz kurtulacağız. Ya da şehre yürüyeceğiz aynen. No way. No way. Bu arada 4 tane oda hat var. Ben 2 attım. Gene hiçbir şey yapamıyorsun. Ellerim morardı arkadaşlar. Yönü belli oluyor mu? Ellerim soğuktan morardı artık. Yaklaştık. Ve güneş batmak üzere. Arabadan ses gelmiyor şu anda. Sesi duymuyoruz. Belki uzaktız diye. Araba çalışmıyorsa tamamen bittik. Çok düştü kanka. Kurtlar inebilir gece. İnerlerse de çıkamayız. Hadi kızım sesini duyursun. Çalışıyor. Değil mi? Kanka donmak üzere araba. Dışını görüyor musun? Arabanın dışı donmuş. Bak. Evet, sinyal bulamadık ve telefonlar hiçbiri çekmiyordu, şaka gibi. Bizim de güneş batmadan arabaya dönmemiz gerekiyordu.
Çünkü gece olursa yolu göremeyebilir, arabayı bulamayabilirdik. Bu sayede dışarıda kalıp ölme riskimiz vardı. Biz de tabii ki de arabaya dönme kararı aldık. Aynı zamanda telefonlarımızın şarjı da yoktu. Yani dışarıda kalarak yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Arabaya dönüp telefonları şarj etmemiz gerekiyor. Şeye bakıyorum, şekilde. Arkadaşlar ellerimin haline bakın, şişti. Ve bir şey söyleyeyim, harbiden oynatamıyorum şu anda. Isınıyoruz. Şu anda -5, yani -0 derecenin altındayız arkadaşlar. 0 veya 0 derecenin altındayız. Gece güneş batıyor. Burada dayanabileceğiz mi sıfıra inince bilmiyorum. İnşallah dayanırız. Benzin durumumuz hala iyi. Çok iyi benzin durumu. Maşallah var. Hiç azalmamış diyebilirim. Çok güzel. Benzin çalan film garantide çok yemiyor büyük ihtimalle. Şöyle bir bakarsan belki görebilirim. Klimayı kısabilir miyiz? 0 derece var bu arada. Bak gel şöyle göster. Havanın derecesini göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz araba 0 derece şu anda. Yani burada bu videoda arabanın 0 derece gösterdiğine bakmayın. Çünkü arabanın ısı ölçeri bozulmuş ve sıcaklık 0'ın çok altındaydı. Yani eksilerdeydi. Yani bu eksinin altında şu anda büyük ihtimalle tahminimiz. Evet. Çünkü üstünden öyle. Bir de bir esinti vuruyor ya. Esinti, o esinti vurunca işte -3, -4'lere kadar inebiliyorsunuz. Ve ellerim şu an anca kendine geliyor. Allah'tan erzağımız var. Ne bileyim birkaç tane çikolata mülikotumuz var. Şimdi şarj takacağım, biraz şarj olsun. Uzun bir yola çıkıyorduk ve önceden Fethiye'de kaldığım için Fethiye'deki evimde birkaç tane erzağım var. İşte ne bileyim ton balığı konserveler, işte abur cuburlar ve benzeri yiyecekler. Bunları tabii ki de yanımıza aldım. İşte yeni bir eve geçeceğim ve orada yenirdi yani bunlar. Hatta bilseydim eğer böyle bir durum yaşayacağımı, bilsem o yola girmezdim. Orada kalan yiyecekleri de alırdım. Ama tahmin etmiyorduk çünkü her şey çok güzeldi. Yol çok güzel, şarkılar çok güzel, huzurlu ve sakindi yani. Bir gün önceden yola çıktık, erken varırız, daha güzel şeyler yaparız, azıcık gezeriz gibisinden planlar yaptık. Ama hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi. Arkadaşlar şu anda saat 10'u gösteriyor. Bilmiyorum sistemde saat görünecek mi? Şöyle yapsak. Burada gözüm burada görünmüyor da şurada şurada görebilirsiniz ama bu saat yanlış. Bu saat 5 saat ileride, normal saat 10 arkadaşlar. Tam böyle kalmış vaziyetteyiz. Benzinimiz var gibi görünüyor ama ürktüğüm bir şey var. 137 km giderim diyor bu şekilde gidersem ben diyor. Ama benzin ibresi aynı duruyor. Acaba ibre dondu da yani benzin donma yaşıyor mu? Bundan bir tık korktum. Donmaz da şey, ibre niye aynı kaldı acaba? İbresi mi bozuldu? Yani gerçek benzini göremiyor muyuz? Ne kadardı acaba biz koyduğumuzda? İnşallah rölantide çok yakmıyordur. Benim yerimde siz varsınız veya bizim yerimizde siz varsınız. Bir dağda kaldınız, telefonlar çekmiyor. Arabanız arızalandı veya kara saplandı ya da yolda kaldınız. Siz ne yapardınız? Bir yandan arabayı açık tutmamız gerekiyor çünkü sabaha gitme planları yapıyoruz. Eğer güneş doğarsa sabah karlar eriyecek ve arabayı geri çıkartıp hemen geldiğimiz yoldan geri dönüp tekrardan Mersin'e ulaşacağız. Ama bir yandan da eğer sabah güneş doğar ve karlar eritirse benzinimiz kalmayabilir ve yarı yolda, dönüş yolunda tekrardan arabayla yolda kalabiliriz. Bu sefer benzinliksizlikten. Ne yapacağımız gerçekten aşırı düşündürücüydü. Gerçekten aşırı korkunçtu. Ve hayatımda kendimi hiç o kadar çaresiz hissetmemiştim. Arkadaşlar kat kat giyindim. Radyo falan çalıyor. Üzerim kırmızı böyle görüyorsunuz. Onun içinde bir tane daha böyle bir şey var. Sonra onun içinde bir tane daha böyle bir şey var. Ve şu anda bildiğiniz dışarısı buz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da 0 derece gösteriyor hala ama dışarısı katiyen 0 derece değil arkadaşlar. Gerçekten 0 derece değil. Dışarısı buz yani, bakın bu camlar donmuş vaziyette bak. Bunlar hep donma şeyler arkadaşlar, görüyorsunuz. Dışarısı aşırı soğuk. Aha görünüyor mu şöyle? Görünmüyor galiba. Şöyle flash açayım. Yok görünmüyor arkadaşlar şu an dışarısı. Dışarısı var ya, aşırı soğuk ya. Dur şuradan çekebilir miyim? Çekilmiyor kanka, donmuş her yer. Ama etrafta hiçbir şey yok. Ne bir ev, ne bir barınak. Kuş uçmuyor. Donmamış. Kendince yeni bir forma ulaşmış. Taş halini almış artık. Oğlum o kadar şey ki yani, yol artık tamamen batmış vaziyette arkadaşlar. Yol gidilmiyor. Yani bunun normalde yol algılayıp da bu adresi yol çizmesi de ayrı bir şeydi. Şu anda bildiğiniz gerçek bir Survivor izliyorsunuz. Hani o YouTube'daki diğer videoların hepsini unutun. Şu anda gerçek bir Survivor izliyorsunuz. Motorumuz durdu an biz durduk demek maalesef. Ve şu anda Doge ne diyor bu duruma ve bu ne diyor bu duruma? 3-4 tane hat bak, 3-4 tane. Hangisi olursa olsun fark etmiyor, hiçbiri çekmiyor. Hiçbiri çekmiyor. Hepsi de yeni çıkan olsun, bir ay önce aldım olsun, 2 ay önce aldım. Hiçbiri çekmiyor arkadaşlar. İmkansız. Yani telefonum Note 20 Ultra, tamam mı? Bir tanesi Note 8, diğeri seninki neydi? Note 10 muydu? Note 10 Lite işte, Huawei miydi? Xiaomi'nin bir tane Note 10 Lite
şikayeti var burada arkadaşlar. Yani telefonlar iyi olmasına rağmen yine hat çekmiyor. Ha bu arada konumlar, GPS sinyalimiz var. Konumumuzu görebiliyoruz, yolu görebiliyoruz. Ama gönderemiyoruz çünkü çekmiyor. Yani burada evet evet. Yani burada başka bir şebeke olsaydı o çekecekti ve gerçekten bu çok saçma. Oraya arkadaşlar milli park yanımızda. Milli park 50 km ileride ve şehir merkezi 60 km uzaklıktayız. Milli park 20 km. Hani pardon, milli park 20 km ileride, şehir merkezine de hani 60-70 km uzaklıktayız. Yani burada neden telefon çekmez? Neden ya? Yarın işte sabah, şimdi sabah olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yarın sabah çıkacağız, yürüyeceğiz, yürüyebildiğimiz kadar. Köy bulmaya çalışacağız. Köyden bir traktör olur, şey olur. Traktörle arabayı çekip buradan çıkarmaya çalışacağız. Benim şüphem var aks kırıldı diye. Umarım aksı kırmamışızdır. Aksı kırmadıysak geri geldiğimiz gibi gideriz. Eğer aksı kırdıysak akşam artık saat 7-8-9'da mı orada oluruz bilemem çünkü çekici gelecek. Gece orada kaldık ve inanın saatler geçmiyordu. Hani zaman geçsin diye birbirimize şakalar yapıyor, muhabbetler ediyor veya eğlendirmeye çalışıyorduk. Hani birbirimizi bir yandan da uyanık tutmaya çalışıyoruz. Tek bir gerçek vardı, hepimiz içten içe öleceğimizi ve bizi burada kimsenin bulamayacağını, donacağımızı falan düşünüyorduk. Ama bunu kimseye belli etmeden birimiz teselli etmeye çalışıyor, mutlu olmaya çalışıyorduk. Evet arkadaşlar, şu anda uyuyoruz. Çok soğuk. Havaya yaklaşık saat 3 suları. Üzerimize kat kat giyindik fakat arabanın motoru da ısıtmamaya başladı. Zaten ısıtmıyor artık. Isıtmayı bıraktı. 3 saat, 4 saat daha dayanmamız lazım. Allah bize yardımcı olsun inşallah. İnanın bana, yapacağınız hiçbir şey yoktu. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Tek yaptığımız şey Allah'a dua etmek ve yardım beklemekti. İnanın bana, orada milyoner olmanız veya itibarınız, hiçbir şeyiniz geçerli değildi. Ve tek yardımcınız sadece Allah'tı. Arkadaşlar bakın cam ne kadar şey. Havlu, çarşaf, gider yani bir şeyler alıyoruz üzerimize. Yemek stoğumuz biraz daha var. Saat sabah 5.30. İnşallah güneş doğar. Çünkü bu gidiş de biz içeride. Donmuş patates olacağız. Hiç hoş olmayacak. Araba donuyor. Bunu hissediyorduk. Koltuk ısmalar çalışmıyor. Klima artık sıcak üflemiyor. Araba gitmiyor zaten. Sadece çalışıyor. Bizim artık bu saatten sonra tek yaptığımız şey artık bari motor donmasın da. Belki sabah araba çıkar. Allah aşkına sadece şu camın haline bakın. Bu nasıl bir şey ya? Furkan, bu nasıl bir şey bu? Wow. Elmas gibi kanka. Pırıl pırıl. Arkadaşlar, dışarıda geçen şeyleri görüyor musunuz? Oha, şimdi gördüm. Kar fırtınası var. Oğlum. Muazzam bir fırtına var dışarıda. Geldik ümitlerimizin bittiği o kısma. Camdan dışarı baktığımızda müthiş bir fırtına vardı ve büyük ihtimalle sabaha araba karların altında kalmış olacaktı. Bu da şu demek oluyor. Yani sabah güneş doğsa bile o arabayı oradan asla biz çıkaramayız. Artık sabah o güneş doğacak, karlar eriyecek, arabayla geri çıkacağız ve hemen tekrardan Mersin'e ulaşmaya çalışacağız. Hayallerimiz suya düşmüştü. Ve tek çaremiz yürüyüp bir köy bulmaktı. Bunun için dayanıyorduk. Buz. Böyle bir suyumuz kalmıştı. Arabadayız. İçerideydi. Şu an buz var. Evet, yanlış görmediniz. Arabanın içindeki su bile, içme suyu bile donmuştu. Ve suyun donma derecesini biliyorsunuzdur. 0'ın 6. 0 ve 0'ın 6. Yani arabanın içinin kaç derece olduğunu siz hayal edin. Ve bir yandan nefeslerimiz var, bir yandan klimalar çalışıyor, hareket halindeyiz. Ve o arabanın o içinin bunlara rağmen kaç derece olduğunu düşünebiliyor musunuz? Daha demin dışarı çıktık ama fırtına var, kar fırtınası var. Üzerimize karlar vurdu. Şurada da bakın kalmış olabilir birkaç tane. Direkt içeri girmek zorunda kaldık. Üzerimiz kaç kat üşümüyorduk ama yolu bulamıyoruz. Yol kapanmış. Dün gece fırtına olmuş. Şu anda telefonlar çekse bile kurtarabileceğimiz meçhul abi. Yardım nasıl gelecek? Yani buraya bir dozeri falan girmesi lazım. Ya da bir helikopterin. Dışarı çıkıp yürümeliyiz. Telefon sinyali bulmalıyız ve buradan kurtulmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü donacaktık. Arabada köpeğim var. Arkadaşlarım var. Ve çok çaresiziz. Yani artık eve gitmek istiyorum. Bir sıcak kahve, bir çay veya ne bileyim bir çöp kırıntısı. Yani bir şey olsun istiyorum. Ama yürüyemedik abi. Ağlayacağım sinirden. Şu anda çıktık yürüyoruz. Her yer kar. Her yer şey. Ve bu şekilde. Bu şekilde hiç istemiyorum. Kanka bir yerden sinyal bulalım, gözünü seveyim. Ya etrafta hiçbir şey yoktu. Hani böyle sanki filmlerde izlersiniz ya, böyle beyaz bir alanda böyle insanlar ölünce veya bayıldıklarında böyle melekleri falan görürler. Onun gibi bir ortam. Bembeyaz bir ortam. Sadece çok soğuktu. Çok değişik bir atmosferi vardı ve gerçekten bir yandan büyüleyici, bir yandan da korkunç. Anlatamıyorum şu anda. Hislerimi tam olarak yansıtamıyorum çünkü anlatılacak bir şey değil. Arkadaşlar şimdi daha devam ediyoruz. Yaklaşık olarak son videodan
3 kilometre, 4 kilometre falan yürüdük. Güneş doğmaya başladı ama maalesef bulutlu. Hala da bir tipi söz konusu. Üzerimizi görüyorsunuz. Böyle bir kar yağıştırmak istedim şu an yolumuzu. Güneş orada. Ayağımıza kadar, bak şuralara kadar kara batıyoruz, bak görüyorsunuz zaten. Ne bu? Baksana ya. Boya bakın. Diz boru boyu. Hatta biz özellikle boyun yüksek olmadığı yerlerde basmaya çalışıyoruz. O halde diz boyuna geliyor. Yani yoldan gidiyoruz. Yolun olduğu kar boyutu bu şekilde arkadaşlar. Etraf, şöyle tekrardan şöyle göstereyim. Gerçekten etraf bomboş ve hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece güneşe doğru yürüyoruz. Bak buzun kalınlığına bakın bak. Bak buz olmuş kanka, kayacaksın. Kayacaksın, düşersen enerji kaybedersin, yürü. Şimdi telefonu şarj etmesin. Çünkü şarj altını yanıma almadım. Devam ki. Benim aklımdaki plan farklıydı çünkü bu video kaydı çekildiğinde o sırada saat daha 7-8'di. 10-11 gibi güneş doğar, karlar erir, fırtına diner, yol açılır, yolu daha rahat bulur ve bir köy bulur. En kötü bir sinyal bulur, birini arar ve yardım isterdik. Böyle umut edip, birimiz teselli edip yürümeye devam etti saatlerce. Sessiz yakıtı yaptım arkadaşlar. Yürürsem bu kayıtta bir yürüyorsa lütfen bir yöntemde bir basit. Lütfen yalvarıyorum. Çünkü çıkmamadan bunu bir de çektik. Umarım montajdan daha da sıkıntı. Korkas gelip bir şey olmaz. Korkmadan yürümemiz gerekiyor. Korkarsak olduğumuz yerde donarak olmak gerekirse çok pes etmeyi düşündüm. Yani oracıkta yere yığılıp kendimi böyle Allah'a bırakmak istedim. Ama bir yandan ailemi, sevdiğim insanları düşünüyordum. Beni seven insanları düşünüyordum. Ve onlar aklıma geldikçe tek yapmam gereken şeyin yürümek olduğunu biliyordum. Yürüyüp o sinyali bulup kendimizi oradan çıkarmalıydım. Allah'tan bir şey söyleyeyim mi? Allah bize yardım etti ki yolu kapatmamış. Yani çünkü bu Allah'ın hikmeti. Yol açık. Bakın bu şekilde her yeri kapayabilir ve her yeri beyaz örtü yapabilirdi arkadaşlar. Hiçbir şey görünmüyor, bakın ayak izlerimize bakın. Kar dizden daha yükseklerde. Bak orada mesela görüyorsunuz örneklerini. Daha demin ben gövdeme kadar battım. Şu anda güneş içimizi biraz ısıttı. Halimden bir şey kalmadı. Arabada köpek var. Umarım ona bir şey olmaz. Yanında da arkadaşım var. Şu anda ikisi de arabada. O köpeğe bakıyor. Arabanın benzin bitmek üzereydi en son. Low benzin diyordu, low fuel diyordu ama mesafe bakımından öyle diyordu. Benzin ibresi 1/4'tü. İnşallah bitmez. Elim dondu. Kapatmak zorundayım. Şöyle son kez de göstereyim. Kek yiyelim. Evet, o keki çıkar. Onu yiyelim. Enerji. Elim dondu kanka. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bana bir şey olursa beni çok kötü diye hatırlayanlar var genelde ama benden daha kötü işler yapan var YouTube'da. Abi, sosyal medyada. Boş ver şimdi. Hayır, bok atmıyorum ya, dur. Hani beni hep böyle kötü bildiniz ama ben hepinizi seviyorum. Sizi görmesen de seviyorum. Şu anda annemler ne halde bilmiyorum. Eğer annemle takipçim haber verdilerse, yolda gören duyan olur mu diye, takipçim ne halde onu bilmiyorum. Ya da kimse bizim varlığımıza habersiz takılıyor da olabilir. Şu an fırtına durdu kanka. Fırtına durdu arkadaşlar. Ama elim dondu. İleride açarım kaydı. Tabii bu sıralarda bir yandan kayıt almaya çalışıyoruz. Çünkü hani olur da bize bir şey olursa böyle kayıtları izlerler falan gibisinden düşünüyoruz. Ama ellerim dışarı çıkardığım gibi telefon tutarken donduğu için bu fazla uzun süreli bir kayıt alamıyorduk. Maksimum kayıtlarımız 30 saniye ile 1 dakika arasındadır. Ve bu yüzden o an böyle ellerimizi kayıttan çektiğim an cebime sokuyorum ya böyle. O dünyadaki en büyük mutluluk çünkü ıslak ama onun hava gelmiyor. O soğuk rüzgar gelmiyor. O bile beni mutlu ediyordu o an. Arkadaşlar şu an karayolunun böyle bir şeyini bulduk burada. Böyle duruyor. Geldiğimiz yolda görünüyor. Şu an yol biraz daha açık. Biraz rahatladık gibi çünkü tepede kalıyor kar. Biz şu an tepenin altındayız. Görüyorsun ama. Sıkıntı. Gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bize dua ediyorlardır. Doğru çünkü. Gerçekten aşırı mantıksız bir yerdeydik. Mart ayında dağla, karla kaplı bir yolda arabamız saplanmıştı ve Mersin tarafındayız. Yani bunu kim akıl edebilir ki? Bir yandan düşünüyorum, annem
akıl edip insanlara haber vermiş midir, ekiplere haber vermiş midir diye, ama annem öyle bir insan ki bizim büyük ihtimalle trafik kazası yaptığımızı düşünür ve Türkiye'de ne kadar trafik bölge yerleri varsa hepsini arar ve bizim arabanın markasını verip bu araba kaza yaptı mı diye sorardı. Bu da bizim bulunmamızdan önce olamazdı. Çünkü tüm Türkiye'yi yapamazdı. Ümidim kesilmişti ve dedim artık ben gidiyorum. Elveda anne dedim. Arkadaşlar. Galiba ölçeyiz. Annem sesi tutuyor. Arabadır abi, yani köpek var. Yani kusurum var. Kurt içinde. Evet, o videodan sonra bayağı bir yürüdük. Yani aşırı fazla yürüdük. Ve arabadan yaklaşık olarak 15-16 km uzaklaşmıştık. En sonunda artık ben pes ettim. Ben dedim ben geriye döneceğim ve arabada ölmeyi bekleyeceğim veya orada ısınmaya çalışacağım. İlk önce arabadaki eşyaları, valizleri yakarım. Belki bir ateş çıkartır, insanlar orman yangını var diye insanların tepkisini çekerim veya ne bileyim en kötü o da görülmezse artık arabamı yakarım düşüncesiyle geri dönme kararı aldım. Arkadaşım devam etme kararı aldı. Ben çünkü korktum. Git bir şey yok, önümüzde hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten aşırı korkmuştu. O da bize söz verdi. Biz de ona söz verdik. Yardım bulursak biz getireceğiz. O da yardım bulursak ben getireceğim diye söz verdi ve birbirimizden ayrılmıştık. Arabaya doğru bayağı bir geri yürüdüm. Aşırı fazla geri yürüdüm ve düşünsenize sabah o enerjik halinizle çıkıyorsunuz. Yani dönüşe nazaran enerjik halinizde. Ve ona rağmen zar zor yürüdüğünüz yolu ben tamamen sıfır enerjiyle donmuş bir vaziyette geri dönmeye çalıştım. Ki bir şeyler yapayım da hani bulunuruz belki. En kötü artık bir yerde ölümü bekleriz diye düşünüyordum. Tam 3 kilometre kala yani arabaya tabii ekiplerin söyledi. Ben saymıyorum arkadaşlar hani orada olayda yaşanan şeylerdi. Ben bulundum. Önden böyle tank gibi bir araba geliyordu kocaman. Bir yandan ilk başta terörist falan olduğunu düşündüm. Çünkü artık nerede olduğumuzu da lokasyon olarak kafaya artık sıyırmış vaziyette dedim. Halüsinasyonlar görüyordum. Yürüyen insanlar falan görüyordum. Ne bileyim böyle değişikti arkadaşlar. Yani ağaçları falan insan olarak görüyordum. Mesela orada uzakta bir ağaç görüyordum. Onu insana belirtiyordum. Böyle durup bakıyordum. Bu bir insan mı acaba? Bana mı bakıyor diye. Yani değişik bir mevzuydu arkadaşlar. Gerçekten çok korkunçtu. Ama AFAD ekibi ve jandarma ekipleri bize uzun uğraşla sonunda ulaştılar. Aslında bizi gece bulmuşlar ama çok fazla fırtına olduğu için biz görünmemişiz. Yani gece bulunmuştu aslında. 300 metre kalmış arabamıza. Bir ışık ne bir şey hiçbir şey görünmüyordu arkadaşlar. Gerçekten göz gözü görmeyen bir fırtına vardı. Bundan sonra düşündüğüm tek şey arkadaşım Ege'ydi. Direkt ekiplerle birlikte geri dönmek istedim. Ege ileride kaldı. Yerini biliyorum hani şurada bıraktık gibisinden ama ekipler beni götürmedi tabii ki de. Yani ben de zaten konuşamıyordum. Yani kekeleyerek falan konuşuyorum. Ağzım, yüzüm yamulmuş ve donmuş vaziyetteydi. Tabii merak etmeyin. Ege de bizden 2-3 gün sonra bulundu arkadaşlar. Hepimiz iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Durumu gayet güzel görünüyor. Olun. Asla ve asla kendinize çok güvenmeyin. Paranıza, pahalı oyuncaklarınıza, şöhretinize veya itibarınıza veya rütbenize. Asla hiçbir şeye güvenmeyin. Çünkü Allah'ın işi gerçekten belli olmaz. Ve her an başınıza ne gelebilecek gerçekten belli olmaz. Bu olay bunun en büyük kanıtıdır. Başımızdan geçen korkunç bir anıydı. Ve size bu şekilde yayınlamak istedim. Abone olur, bildirim açarsanız ve videoda ufak bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer isterseniz de paylaşırsanız ve destek olursanız da gerçekten mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Aleykümselam. Sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar.